Merhaba arkadaşlar, Lerman Rast videosu birazdan başlayacak ama öncesine bir duyuru geçmek istedim. Arkadaşlar şimdi, ben mesela Kriyek birliklerine Kriyek diyorum ama doğrusu Krik falan ya. Millet gelip sürekli işte kırık değil kırık falan diye beni düzeltiyor. Arkadaşlar bir kere İngilizceniz bu kadar iyiyse gidin İngilizce Warhammer 40K kanalları var. Oralardan takip edin. Niye Türkçe kanala gelip benim İngilizce telaffuzuma yorum yapıyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi ben sizi banlamaktan sıkıldım. Siz banlanmaktan sıkılmadınız. Hepinizi banlıyorum. Gidin arkadaşlar başka kanaldan izleyin yani. Başka İngilizce kanaldan izleyin İngilizceniz bu kadar iyiyse. Başka Türkçe kanaldan izleyin yani anlatabiliyor muyum? Ee, olay bu. Benim telaffuzlarımı düzeltmeyin. İkincisi de arkadaşlar işlerim yoğun olduğu için videolar gecikti. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi Lemanras'ın videosuna geçelim. Şimdi arkadaşlar Lemanras'ın hayatının e, imparator keşfetmeden önce yani diğer primarlar gibi kaos güçleri tarafından e, galaksiye e, dağıtıldığında çocukken e, hayatı bir buz gezegenine düşmesiyle başlıyor. Ve buz gezegeninde e, onu kurtlar büyütüyor. Yani bu Türk mitolojilerinde falan da olan bir şey. Zaten Türklerden bayağı etkilenen bir seri Warhammer. Hatta İmparator Türk yapmak istediklerini falan bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Anlatmadıysam da anlatırım. Ee, bir buz gezegenine düşüyor ve orada onu kurtlar buluyor ve kurtlar tarafından yetiştiriliyor. İnsan gibi konuşmayı bilmiyor, insan gibi yaşamayı bilmiyor. Ee, kurt postu giyiyor, kurtlar gibi geziyor ve insanlar onu e, büyük bir kurt sanıyorlar. E, aç kaldıklarında e, bir insan silosuna yani yiyecek deposuna baskın düzenliyorlar kurt arkadaşlarıyla beraber. Burada yoğun bir insan saldırısı altında insanlar tarafından vurulup esir ediliyor. Tabii ki öldürülemiyor. Esir edildiğinde ilkin çok vahşi bir canlı ama zamanla insan gibi konuşmayı, insan gibi yemeği, içmeyi falan öğreniyor ve insanların arasına katılıyor. Kendine bir isim alacak kadar medeni bir hale geliyor ve kralın çevresinde onun mahiyetinden bir insan oluyor. Yani şöyle bu vurulduğunda bunu krala satıyorlar vuranlar. Diyorlar ki bakın işte kurtların büyüttüğü çocuk falan. Bunu da işte kral yetiştiriyor. insana çevirtiyor oranın kralı. Kral eceliyle öldüğünde kralın yerine geçecek insan belli. Lemanras. Çünkü kendisi bir primar olduğu için bir insandan çok daha büyük, çok daha güçlü, çok daha zeki, çok daha çevik. Ve kimse onunla rekabet etmek istemiyor. Direkt kralın yerini alıyor. Bu sırada Lemanras'ın hoşuna giden şey arkadaşlar, baltalarla, mızraklarla yakın dövüş yapmak, ee, Viking veya Rus tarzında. Ee, tabii efsanesi galaksiye yayılıyor. Ee, diyorlar ki işte Lemannras diye bir adam var ee, ve bu kişi tarihin gördüğü en büyük imparator, en büyük kral falan diye. Ee, bu da imparatorun kulağına gidiyor ve imparator hemen diyor ki herhalde bu benim diyor kaybettiğim çocuklarımdan biri ee, ve onu sarayına kılık değiştirerek Sızıyor e, ve kendisinin e, Lemanras'tan daha güçlü olduğuna dair e, dedikodular yayıyor. Lemanras hemen işi gurur meselesine çeviriyor ve imparatora 3 olayda meydan okuyor. Birinci olay yemek yeme. Yemek yeme yarışmasında Lemanras imparatoru yeniyor. İkinci olay içki içme. E, i̇çki içme yarışmasında e, Lemanras imparatoru yeniyor. E, üçüncü olay e, dövüş. Büyük ihtimalle ilk iki olaydı. imparator bilerek kaybetti. Dövüş olayına gelmesinin sebebi de Lemanras'ı dövüşte yenerse eğer yemekte veya içkide değil, Lemanras'ın sadakatini kazanacağını biliyordu savaşçı bir insan olduğundan. Lemanrası dövüşmeye karar verdi ve Lemanras'la dövüştüler günlerce. En sonunda imparatorun güç yumruğu Lemanras'ı yere serdiğinde Lemanras tamam dedi. Dövüş bitti. İmparator'a ölene kadar biat edeceğine söz verdi. Yani dedi ki bundan sonra senin hizmetkarınım ölene kadar. Ve Lemanras keşfedilen ikinci primar. Birincisi Horus, ikincisi Lemanras. Ee, ve Horus Lemanras bulunduğunda Lemanras'la inanılmaz derecede alay ediyor. İşte bu diyor kurtlar tarafından büyütülmüş medeniyetsiz barbar falan diyor. Lemanras tabi iki günde imparatorluğun e, resmi dil olan Haykoti'yi öğreniyor ve Horus'un kendisiyle alay ettiğini Anladığı için Horus'a karşı bir kim besliyor? Lemanras'ın iki tane ezeli düşmanı var. Birincisi Kızıl Magnus, ikincisi Horus. Ve Lemanras çok anlaşılabilir karşılık oturup konuşabileceğiniz bir adam değil. Genelde saldırgan bir herif. Hatta mesela savaştan geri çekilmeyi falan reddeden geri çekilmeyi teklif eden kardeşlerine bile hakaretler savuran baya vahşi bir insan. Burada Lemanras'ın bu vahşiliği, bu doğası imparator tarafından da keşfedildiği için kendisi imparatorun tetikçisi, infazcısı gibi bir hal alıyor ve büyük ihtimalle de kayıp heykelleri yıkılmış ismi bilinmeyen iki primarı da imparatorun emriyle Lemanras'ın temizlediği ortadan kaldırdığı düşünülüyor ki kendisi de bu tetikçilik mevzusundan zevk alan, hoşlanan bir insan. Burada tabii Lemanras İmparator'un tetikçisi ama böyle İmparator'un dibinde onun köpeği gibi takılan bir adam değil. Haçlı seferlerinde oldukça maharetli ve saldırgan savaşlar veren bir insan. Burada Lemanras'ı yetiştiren kişi Malkador. Yani İmparator'la çok görüşmüyor ama aldığı İmparatorluk terbiyesini, İmparatorluk kültürünü Malkador'dan alıyor. Ve daha önceki primar videolarıma baktıysanız şunu fark etmişsinizdir arkadaşlar. Malkador'dan eğitim alan primarlar sapıtmıyorlar yani bu benim gördüğüm kadarıyla böyle belki bir iki tane istisna vardır ama yüzde %90'ı yani bir primar Malkodor'un eğitiminden geçtiyse o primar kaos yozlaşmasına kanmıyor yani Malkodor'un böyle iyi bir eğitmen böyle iyi bir yetiştirme yönü var zaten İmparatorluk'taki birçok şeyi de kurumu da zaten Sigillit Malkodor kurdu bunu da belirteyim. Haçlı seferleri sırasında Lionel Johnson'la dövüşüyorlar. Sebebi de Lemanras'a meydan okuyan bir düşman var ve Lemanras'tan önce Lionel Johnson fırsattan istifade gidip düşmanın kafasını kesiyor. Ve Lemanras sen benim düşmanım nasıl kafasını kesersin diye gidip Lionel Johnson'la dövüşüyorlar ve bu dövüş günlerce sürüyor. En sonunda ikisi de yorgunluktan bitkin düşünce bu dövüş bitiyor. Ee, ve ondan sonra ikisinin lejyonları e, kendi aralarında bu dövüşün e, şerefine kansız bir şekilde rekabet ediyorlar. Arenalar kurup e, en iyi lejyonerlerini çıkarıp e, ölümcül olmayan dövüşlerde dövüştürüyorlar. E, bu da lemanas hakkında ek bir bilgi arkadaşlar. E, sapkınlık sırasında Horus sapkınlığı sırasında ise e, Lemanras e, Kızıl Magnus'a dövüşüyor. Bu e, Horus'un suikastine planlayıcılık öncülük ediyor. Biliyorsun Horus'un dublörü öldürülüyor suikaste. Ama Horus dublör kullandığı için kendisi ölmeden e, yırtıyor. E, onun dışında Terra savunmasında lejyonu var ama kendisi yok galiba. E, burada belli e, bazı quest'ler var. E, bu quest'leri yaparak e, bir mızrak elde ediyor diyelim. E, orasını daha sonra size anlatacağım. E, bu mızrak e, insanlara e, saplandığında onlara gerçeği gösteren, e, onlara nasıl desem e, doğruları gösteren bir özelliğe sahip. Büyülü bir mızrak. E, ve bu mızrakla e, Horus'u öldürmek için Horus'a pusu kuruyor. E, yani Horus'un amiral gemisini kendi amiral gemisi ve filosuyla e, sıkıştırıyor ve Horus'un gemisine çıkıyor sapkınlık sırasında. E, ve Horus'la dövüşüyorlar. Horus'u dövüşte yeniyor ki Horus aslında Kızıl Magnus falan şey değildir. Lemanras'ın ayarında bir adam değil. Direkt Horus'un karşılığı ya Lemanras ya da Galim'in. Horus'la Lemanras dövüşüyorlar. Ve Lemanras Horus'u yeniyor. Ama yerdeyken Horus'u öldürmek istemiyor. Bu dövüş sırasında bu mızrak Horus'a saplanıyor. Ve Horus kaos tanrılarının yalancı ve gerçek tanrılar olmadığını bu mızrak yüzünden görüyor. Horus isyanı bu süreçte devam ediyor. Ee, hani Horus yolundan dönmüyor bir kere çünkü imparator isyan etmiş geri dönme şansı yok. Ama kaos tanrılarına olan imanını kaybetmesinde ee, Lemanras'ın bu mızrağı saplaması önemli. Bu birincisi ikincisi imparatorla Horus'un dövüşünde imparatorun psişik saldırısını Lemanras'ın mızrağı sapladığı yerden yaptığı söyleniyor. Bu benim ilk videomda söylemiştim. Burada birkaç tane farklı teori var. İşte Lemanras yaptı diyen var. Başkası yaptı diyenler. Ama yüksek ihtimalle saplayan Lemanras. Lemanras Horus'u öldürmekte tereddüt edince Horus birden yerinden kalkıyor. Ve şeye Lemanras'a atak gerçekleştiriyor ve Lemanras'ı ağır bir şekilde yaralıyor pençeleriyle. O güç pençeleriyle. Bu sırada Lemanras'ın Lejyonu e, Horus'un gemisini e, yüksek oranda ele geçirmiş durumda. Ve kaptan köşküne gelip e, hepsi birden Horus'a saldırıyorlar. E, ve Horus e, lejyon tarafından e, baskılanırken lejyondan bazıları da Lemanras'ı e, bölgeden çıkarıp e, başka bir e, gezegene e, galiba Lemanras'ın ana gezegenine götürüp e, orada iyileşmesini e, sağlıyorlar. Horus isyanı bittikten sonra da Galiman'ın reformlarına karşı çıkıyor Lemanras ve kendi lejyonunu Galiman'ın reformlarının dışında tutmayı başarıyor. Ve bundan sonra da yani bu reformlar olayından sonra da lejyonuyla yemek yiyip içki içtikleri bir yemek sırasında kadehini havaya kaldırıyor ve son savaşa diyor. Son savaşta size geri geleceğim ve son savaşta orada olup size yardım edeceğim. Son savaşta döneceğim diyor. Ve Terörün gözüne dalıp e, ne yaptığı bilinmiyor. E, Lezyon'un e, buradaki söylediği, anlattığı olay şu. İmparatora hayat vermek için e, terörün gözünde hayat ağacını e, arıyor diyorlar. Esir düştüğünü söyleyenler de var. E, orada hayat ağacını arıyor e, diyenler de var. E, ama büyük ihtimalle eğer 40K evrende sonlanacaksa fantezi gibi leman rahatsız bir final olmayacaktır. Buna eminim.